Sahte kralın öldü piç. Yedi gün süren mücadelede sahte kral ve bütün adamları ezildi. Kralın sihirli kralıcı bende. Bunu kralın kırmızı fahişesine de söyle. Sahte kralının dostları öldü. Kafaları kış yarı duvarların üstünde. Gel onları gör piç. Sahte kralın yalan söyledi. Sen de yalan söyledin. Bütün dünyaya surun ötesindeki kralı yaktığını duydun ama onu benim karım kaçırması için kış yarına gönderdin. Karımı geri alacağım. Eğer Mans geri istiyorsan gel ve onu al. Mans bir kafese tıktım. Onu senin yalanlarının kanıtı olarak bütün kuzeye göstereceğim. Kafes soğuk ama Mans için onunla birlikte kışlarına gelen altı fahişenin derilerinden sıcak bir pelerin yaptım. Karımı geri istiyorum. Sahte kralın kraliçesini istiyorum. Sahte kralın kızını ve kırmızı cadısını istiyorum. Sahte kralın yabanıl prensesini istiyorum. Sahte kralın küçük prensini istiyorum şu yabanıl bebeği. Ve leşimi istiyorum.'' ''Onları bana gönder piç, gönder ve seni ya da kara kargalarını rahatsız etmeyeyim.'' ''Onları benden sakla ve o piç kalbini yerinden söküp yiyeyim.'' Remzi Bolton, Meşru Kış lordu. Selamlar, bu hafta yıllardır Asoyuf hayranları arasında tam bir muamma olan pembe mektup meselesini konuşmak istedim. Herkesin mektupla ilgili çeşitli iddiası var ve şüphesiz ki kitaplar çıkana kadar da iddiadan öteye gidemeyecekler. Elbette bu bizi durdurmayacak. Kuramda hem kendi tespitlerim hem de diğer hayranların tespitleri yer alıyor. Ee, yararlandığım sayfaları her zaman yaptığım gibi video altına ekleyeceğim eğer okumak isteyen olursa diye. Genel olarak mektubun sahte olduğunu ve muhtemelen Stanis, ta e, muhtemelen Stanis tarafından yazıldığı düşünülmekte, nispeten az sayılacak bir kitle de mektubun gerçek olduğu sonucuna vardı. Daha önceki videolarımdan birinde bahsetmiştim. Buz Savaşı'nı 5. kitapta okuyacaktık. Ama kitap hacmi büyüdüğü için 6. kitaba bırakıldı. Gerçi daha yeni gördüğüm bir açıklamaya göre Martin Buz ve Ateşin Savaşı'nı buz ve ateş savaşını özür dilerim. O dönemler kısmen yazmaya bitirmiş. Yani umduğu kadar da iyi değilmiş zaten. Hani bu sebeple bitmiş ve son haline almış, sonucu ulaşmış bir savaştan da bahsedemiyoruz o dönem için. Yine de benim tahminime göre savaşın başladığını görecektik ve yüksek bir ihtimal böyle kötüye gittiğini gördüğünüz bir anda Martin hani daha fazlasını göstermeyecek ve son John Paul'un da mektup gelecekti. E doğal olarak biz de mektubun gerçek olduğu konusunda pek şüpheye düşmeyecektik. Ama savaşı hiç görmedik elbette ve yazar Arya meselesini e, John'un ölümü için kullanmak zorunda olduğundan Savaşı göstermese de mektubu ortaya çıkardı. E, Dizi izledikten sonra da zaten Sans'ın kaybettiğini iyice düşünürdük diye tahmin ediyorum. Çünkü dizi gerçekten isterseniz bir etki sahibi oluyor böyle şeylerde. i̇lk olarak mektubun gerçek olduğu fikrinden yola çıkalım ve Ramsey'in yazını düşünelim. Ve genel olarak mektubun mektubun iddialarında madde halinde bir sıralayalım ilk başta. Stanis öldü ve kılıcı Bolton'ların elinde. Stannis'in ordusu 7 günlük bir mücadelede yok edildi. Mızrak kraları öldürüldü ve derelerinden pelerin yapıldı. Mens yakalandı, kafesi atıldı ve delipelerin ona giydirildi. Theon ve Jane yakalanamadı. Ramsay suru saldırma, sura saldırmamak için Leşi, Arya'yı, Stannis'in karısını, çocuğunu, Melisandre'yi ve ayrıca Mens'in oğlunu ve Val'ı istiyor. Yani Leş ve Arya'yı saymazsak e, teknik olarak çok da bilmemesi gereken bazı bilgilere sahipmiş gibi gözüküyor. Şimdi mektubun Remzi'nin tarafından yazıldığını düşünmemizi sağlayan noktalardan bahsedelim. Mektubun tonlamasına bakarsak diline genel olarak Remzi'nin kişiliğine çok uygun gözüküyor. Mektup görünürde bol tonlar gibi pembe renkli bir mühürle kapatılmıştı. ise en son bu savaşına hazırlanırken görmüştük 6. kitapta yayınlanan Theon Poblarında Karstak ihanetinin hesabını soruyor, Brobos'la elçiyle anlaşma yapıyor ve bir şövalyesini Braavos elçisi ve Sahte Arya ile önce Sura daha sonra Bili kiralaması için Braavos'a gönderiyordu. Yanında bir de dişi ay olacaktı elbette. Theon'un iddiasına göre de orduları üstüne gelecek kişi Ramsey'di. Daha doğrusu doğrudan katılmasa bile Manderley ve Frey birlikliğini yakından takip edeceğini söylüyordu Theon. Dediğim gibi eğer hani 5. kitapta savaş başlangıcını görseydik ve tahmin ettiğim şekilde hikaye kesilip mektup ortaya çıksaydı Muhtemelen mektubun doğru olduğunu düşünürdü. Çünkü Feon haklı ise ve Ramsey de geldi ise e biz onu göreceğimiz için olan bitene şahit olduğunu bilecektik. Bununla beraber John'un daha önce Ramsey'in el yazısını gördüğünü ve bu sebeple son mektupla beraber gördüğü el yazısı ile ilgili bir yorum yapmaması da bir diğer destek argümanıdır. Hani netice itibariyle mektupta yazan bazı bilgiler yanlış olabilir elbette Stanis meselesi bilhassa. Şimdi bazı görüşlere göre hani daha önce bir videoda bahsetmiştim. Stannis'in Rose Bolton'un Harrow hilesi ile ile yok başka bir hile ile kış yerini ele geçireceğini düşünen bazı hayranlar mevcut. Stannis bir şekilde kendini öldüğü gibi gösterip kanıt olarak kılıcını gönderirse Ramsey'in Stannis'in öldüğünü düşünmesi çok doğaldır. Şimdi karşı argümanlar nelerdir? Şimdi Rose Bolton'un Mandrali ve Frey birliklerini Stannis'in üstüne gönderdiğini okuduk. Ama Ramsey onları yakından takip ediyor muydu bilmiyoruz. Birlikler savaş sonunda tekrar kışlarına muhtemelen esirlerle ve kılıçla dönüyor. Stannis'in sahnesinde şövalyesine öldüğümü duyabilirsin. Belki gerçekten de ölmüş olabilirim cümlesinden yola çıkarak genelde bir hile peşinde olduğu ve bu hilenin de işte bu mektupta dillendirildiği söyleniyor. İşte Stannis öldü kılıcı bende meselesi. Stanis'in doğrudan kaleye ele geçiremeyeceği aşikar. Kimse kolay kolay yapamaz bunu zaten. Bu sebeple bir hileye ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliriz. Stanis'in kendini ölü gösterme hilesiyle adamlarını bir şekilde içeri sokma girişiminde bulunduğunu yani turba atı oyunu oynadığını kabul edersek Ramsey kazandıkları haberini ve Stanis'in ölüm haberini alır almaz koşa koşa John'a mektup yazmaya gidip kuzgun gönderdi yorumunu yapmak durumunda kalıyoruz. Ve bu zaman zarfında da belli ki e, Truva atları öylece içeride sessizce beklemiş niye bilmiyoruz. E bu kısım bana zaten oldukça biraz anlamsız geliyor. Şimdi Boltonların şu aşamadaki en büyük tehditleri olan Stanis kaybediyor. Ve Remzi'nin bunu öğrenir ölmez ilk yaptığı şey de koşarak mektup yazmak ve cunu karımı ver piç demek oluyor. Sanki bu anı bekliyormuş gibi saniye kafanıza canlandırırsınız anlamsız gelecektir size. Yani bir dur nefes al yavaşla haber gelir gelmez mi mektup gönderiyorsun bu ne acele hazırda mı tutuyordun mektubu? Yani yatıp kalkıp bunu mu hayal ediyordun Remzi diye sorasım geliyor. Böyle bir şey hayal etmemiştir elbette. Ayrıca truva atı operasyonu varsa bu atlar hani sittin sene sonra mı harekete geçiyorlar? Hani adamların en rahavete kapıldıkları anda haberi alıp akşamında kutlama yaptıkları zamanda boş bulunup harekete geçmek zorundasın. Zaten truva atı esprisi de burada yatıyor biraz da. Şimdi Stannis'in kaleye aldığını düşünenler de var. Hilin işe yaradığını düşünenler yani. E, bu durumda bu komik sahne ardından ne zaman bilinmez ama mümkün olduğunca erken olması gerekiyor mantıken. Truva atı harekette geçer ve kış yarı ele geçirilir. Şimdi böyle bir zafer anında kuzgunlarla duyurulur. John'un eline geçen mektubun ardından hemen başka bir mektup gelmesi ve Stannis'in zafer kazandığı haberini vermesi beklenir. Yani Melisandre'nin bunu ayların içinde gömlemesi de ayrı bir saçmalık bana kalırsa. Yani affedersiniz yani osursak haber olan kadın zaferden bir haber yani böyle mi bu iş? Hadi iyi diyelim e, roller pislik olsun diye ketimlik yapmış olabilir bu konuda. Yani sonuçta hikaye yazarın elinde. E, daha mantıksız bir olay daha var tabi. Şimdi zafer de kazansınız, bir savaştan çıktınız ve kuzeyin belli başlı tabloları olduğu aşikar yani, öyle değil mi? Ortada e, sevilmeyen bir piçin ve yemin bozan bir yabanın sözüne dayanarak Ned'in oğlu John'un suçlanması kuzeylerin çok işine gelecek bir şey gibi gözükmüyor. Unutmamak gerekir ki Stannis bir oğlanı piçliğine rağmen Stark diye kuzeyin onun çağrısına cevap vereceğini inanmıştı. Melisandre bile sırf bu sebeple Jon'u davaya katmaya çalışmakla uğraşıyor. Senes gitmesine rağmen bu yüzden sebep surda kaldı. Yani bu Senes bu hala vazgeçmiş değil aslında. Bunu buradan anlamak lazım. Bolton bile kuzeylerin hala Stark'ları sevdiğini söylemişti. Onları onların yanında tutan şeyin intikam arzusu olduğunu belirtmişti. Şimdi dağısı sura saldırma tehdidi de Kuzey'in çok hoş bir durum değil. Gece nöbeti Kuzey'de hala saygın bir kurumdur ve Remzi'nin keyfine göre tehdit edilip saldırılabilecek bir yer değildir. Yani aslında Remzi oldukça pervasız bir eylemde bulunmuş görünüyor. Unutmamak gerekir ki madem her şeyi öğrenmiş. John'un yanındaki yabanılların varlığı gibi şeylerle John'un elinde hatırı sayılı bir güç bulundurduğunu ve savaştan çıkan insanların kar yağışında onca yolu gidip tekrar savaşıp muhtemelen yüzlerce belki de bine aşan adam kaybedecek kaybedebileceklerini göz önünde tutmadıklarını düşünmemek gerekir. Haydi Ramsey'i en besil hesap etmemiştiriz ama Rose Bolton da mı hesap etmemiş? Şimdi Ruz'un dizidekinin aksine Remzi'ye gram güvenmedi ve sürekli olarak onu göz altında tuttu ve yaptığı tuvaletin renginden bile haberi olduğu düşünülürse piç oldum, bu kadar pervas hareket etmesine izin vereceğini zannetmiyorum. Bilhassa da çok büyük bir oyun ortaya çıkmasına neden vereceği düşünülürse bu da bizi başka bir gerçeğe götürüyor. Şimdi bence çoğu kişinin gözünden kaçan bir durum var. Arya Stark de ve o gerçekte Jane Poole'dur. Ramsay ve Rose bunun birinci de bunu biliyorlar. Bu sebeple kaçan Arya'yı süre ulaşmadan yakalamak için peşine düşmek daha akılcı olacaktır. Çünkü John kızı gördüğü anda bu benim kız kardeşim değil diye bütün kuzey ilan edecektir. Ve de bu da Bolton'lar için her şeyin tersine dönmesi demek, kazandıkları zaferin ellerinden gitmesi demek ve bütün kuzeyin onlara sırt dönmesi demek. Remzi en besir bile olsa bu kadar beyinsiz olamaz. Ruz hiç değil. Yani John daha savaşmadan, kanını dökmeden Boltonları harap edecektir tek bir sözüyle. Boltonlar bunun bilincinde değil mi sizce? Sen sahte olduğunu bildiğin kızı, sahte olduğunu görecek veya görmüş olduğunu farz ettiğin John'dan karımı ver, Arya'yı ver, piç diye talep edip üstüne tehdit mi ediyorsun? Bu sizce mantıklı mı? Hiç mantıklı değil. Boltonlar böyle salakça bir mektup gönderebilecek konuda değiller ki. Onlar aile diye verilen kızın sahte olduğunu biliyorlar. En son isteyecekleri şey de onun sahte olduğunu onaylayacak ve sözünden gram şüphe edilmeyen ağabeyinin eline ulaşmasıdır. Kızın sura ulaştıklarına inandıktan sonra böyle yüzsüzce hiçbir şey olmamış gibi sallaya yatmışçasına tehdit içerikli mektup yazmazlar. Ruz asla müsaade etmez. Dediğim gibi Ramsey embesin ama bey, o da beyinsiz değil yani. E, gelin görün ki Arya'nın sahte olduğunu bilmeyen biri var. Stanis. Bu kısma tekrar döneceğiz. Ama şimdi mektupla ilgili dikkatimizi çeken başka bir noktaya da değinelim. John'a gelen mektup ve aşağıya gelen mektubun alıntısını yapalım önce. İlk mektuplar bunlar. Mektup sıkıca dürülmüş ve bir parça sert pembe mumla mühürlenmişti. Sadece dehşet kalesi pembe mühür bunu kullanır. John zırh eldivenini çıkardı. mektubu aldı, mühürü kırdı. İmzayı gördüğünde çıngıraklıdan yediği daya unuttu sivri uçlu ve büyük harflerle Ramsey Bolton, Hornwood Lord'u diyordu imza. John Başparnın ucuyla dokunduğunda kahverengi mürekkep pul pul dağıldı. Bolton'un imzasının altına Lord Darcy'nin, Lady Kermin'in ve Dört Ryswell'in kendi işaretleri ve mühürler eklenmişti. Daha kaba bir el, Omber hanedanın devini çizmişti. Mektuptan bir an önce kurtulmak istiyormuş gibi parşömeni aşağıya uzattı parşömen sıkıca dürülmüş ve bir parça sert pembe mumla mühürlenmişti. Bu arada benim bir hata olabileceğini düşündüğüm bir şey var. Remzi ilk mektupları gönderdiğinde imzası Horn Lord olarak atılmıştı ki herkes höyüklerde idi ve düğün de orada yapılacaktı. Ama aşağıya gelen mektupta Winterfell Lord'u yazılmış. Öyle bilgi aktarılıyor. En azından aşağı öyle söylemişti. E mantıken onda da aynı şey yazıyor olmalıydı. Yazar galiba burada bir hata yapmış. Lakin John'a gelen son mektupta Winterfell Lord'u bilinçli şekilde yazılmış bana kalırsa. Bununla beraber Theon Povlarından görürüz ki Ramsey Hornwood Lord'u ve Dehşet Kalesi varisi olarak sık sık betimlenmiş Theon tarafından. Ayrıca evlenirken Ramsey de aynı şekilde kendini tanıtıyor. Bu sebeple son mektupta kendini sadece Kışırı Lord olarak tanıtması düşündürücü ve şüpheli. Hadi Arya ile evlenene kadar öncesinde bunu yapmasına gerek yok yapamazdı ama evlendikten sonra yapar yapar tabi ama hani dedim ya hormut ve kışır lordun da eklemesi lazım yani bir çifte göndermesi lazım pişlerin isim ve miras hakkı meselesindeki hassasiyetle de düşünürse demek istedim anlarsınız ya yani şimdi hemse gibi birinin Kışırı ve hormut diye imza atması beklenir düğünden sonra bence bir de unutmamak gerekir ki başka bir ayrıntı daha dikkat çekiyor bu imza ile ilgili. Ramsey gönderdiği hiçbir mektubun altında meşru ifadesini koymadı ama bu son mektupta meşru ifadesi konmuş. Trueborn olarak yazmış yani İngilizce'de ve sanki Jun'u bu ifadeyle tahrik etmek ister gibi. Winterfell'ın meşhur doğumlu rolü benim, bana ait diyor resmen. Remzi ee, Ramsey aşağıyı tehdit ettiğinde Theon'dan bir parça deri de yanında göndermişti. Ama Jon'a mektup gönderdiğinde tehditin yanında Örneğin mensten veya mızrak krallığından bir deri parçası göndermiş görünmüyor. Kuru kuru sallamış mektubu. E, deri parçası tehdit ile beraber muhtemelen Ramsin kendince doğru söylediğini göstermek için başvurduğu bir yöntem olabilir. Yani daha önce de birkaç kere bunu yaptığını gördük zaten. Feo'nun favori oyuncağın olduğunu herkes biliyor. Kesip babasına göndermişti tehditle beraber ve Roba da onun derisinin parçasını göndermişti. Yani Ramsey bunu sık sık yapıyor. Önceki mektuplardaki ritüelin aynısını bu son tetik mektubunda göremiyoruz. Neden? Aşağıya gönderdiği mektup demir adamların kanıyla yazıldı. Ve John'a giden mektup da muhtemelen kanla yazıldı. Çünkü iki mektupta da mürekkep kahverengi olarak betimlendi. Ve üstad mürekkebinin farklı renkte belirgin olduğunu biliyoruz. Hatta John mürekkebi dokununca bu pul pul dağıldı. Yani bu da kanla yazıldığını gösteriyor. E, misal neden işte benzer şeyi yabanlıların kanıyla yapmadı. Tetkik mektubu gönderiyor neticede korkutmaya çalışıyor aklınca. Neden? Remzi sadist zevklerinden vazgeçecek biri değildir. Bu deli ve kan onun imzası. Ya yani niye John'a son mektupta göndermedi? Dikkat çeken bir diğer şey ise mektupta Bolton mühüründe farklılıklar var. Türkçe çevresi dikkat çekmiyor ama önceki mektupta hani sert pembe mumdan bir düğme şeklinde mühürlenirken John'a gelen son mektupta sert pembe mum ile mühürleniyor. Yani doğrudan nasıl çevireceğimden emin olamadım bu kelimeleri de. Hani düğme dediğim kelimenin İngilizce button ve leke dediğimde smear. Yani yazarın kelime seçimi dikkatli olduğu, yani dikkatli yaptı ortada yazarın. El yazısı meselesi için şöyle bir savunma yapılabilir. Belki John son gelen mektupta el yazısına dikkat etmemiştir. Daha çok içeriğine odaklandığı ve ara için paniklediği ortada. Şimdi böyle bir psikolojideyken bu tarz ilk aşama dikkat çekmez. Bazı taraflar ise Ramsey'in el yazısını bilenler tarafından taklit edebileceği söyleniyor. Sonuçta o zaman kriminal şey yok yani. <laughs> böyle kabaca bir taklit yapılabilir. E neticede şöyle bakarsak karakterlerin fark etmediği ilk de olmazdı bu tarz ayrıntılar. E şu ana kadarki şeyleri genel olarak şöyle bir toparlarsak. Mektup tonlamalı Remzi'ye benziyor ve ancak mensen öğrenebileceği bilgilere vakıf görünüyor. Bununla beraber elinde belli bir güç bulunan gece nöbetine karşı Kuzey Lordlarının hoşnutluğuna rağmen saldırma tehdidi oldukça pervasız bir davranış gibi gözüküyor. Ve Ruz gibi bir adamın buna izin vermesi beklenemez. Bolton eylemden önce mantık adamıdır ve işi politika ve kurnazlıkla çözmeyi tercih eder. Bununla beraber Boltonlar kızın sahte olduğunu bildiği halde bunu onaylayacak kişinin yanına ulaşmasına müsaade edecek değillerdir. Arkasından adam yollamış olmaları gerekir. Remzi kendisi bile peşine düşmüş olabilir aslında gerçekte ve daha da önemlisi John'un yanına ulaştığına inanıp da iki tarafında sahte olduğunu bildiği bir kız için tahrik ve tehdit içerikliyle geri ver karımı bana demesi mantık dışı bir harekettir. Bu sadece John'un Boltonların tezgahını daha da hızlı ortaya çıkarması için bir teşvik olurdu. Neticede ortada sahte alem mevzusu varken John'a pervasız bir tehdit mektubu yazıldığı düşünemez demek ki mektup aslında bu gerçi hiç bilmeyen biri tarafından yazılmış ya da yazılma emri verilmiş diyelim. Ayrıca Remzi'nin daha önceki deri parçası ve kanlı mürekkep tehditleri gönderdiği mektuplar, mektup örneklerine bakarsak John'a gelen son mektupta bunların hiçbirini göremiyoruz ve mühürlerde de önemli bir farklılık söz konusu. Diğer mektuplardaki gibi mühürlenmemişler. E, mektupta kullanılan bazı kelimeler de dikkat çekici. Yabanıl prenses. Kuzeyliler için Val'ın bir prenses olmayacağı aşikar onlar yabanılları olduğu şekilde görürler. Ama John'un aksini söylemeye çalışmasına rağmen güneyli abiler, avlalar Val'a yabanıl prenses demekte de ısracı. ısrarcı. Aslında mantık yani Robert'ın kardeşini prens bile dememişlerken bu kızın eniştesi diye e, ee, kıza e, val pardon bu kızın eniştesi kral diye valın prenses ol olası çok çok yani ama yine de diyorlar. Haliyle Ramsey ve kuzeylerin yabanın prens kelimesini de kullanıyor olmalarını bekleyemeyiz. Ayrıca kara kargalar ifadesi de hiç Vestos halkının has bir kullanım şekli gibi görünmüyor. Keza pitch kelimesine sürekli vurgu yapılması da dikkat çeken özelliklerden biri. Bazı okucular Ramsey için pitch kelimesini bir sınır olduğunu, bu kelimenin kullanılmasına duyduğu nefreti dile getirerek mektubunda John'u kızdırmak için dahi olsa bu kelimeyi kolayca kullanmayacağını düşünüyor. E, savaşın 7 gün sürmesi de tuhaf gören noktalardan biri. Karasu savaşı bile var. Yani bu sürenin yarısı kadar zaman bile sürmemişken e, tarafların mevcut şartları göz önünde tutulduğunda bilhassa Stalin tarafının 7 gün boyunca durduraksızın savaşabileceğini düşünülmemekte. E, zaten bilen bilir iki ordunun bir meydanda kapışı savaşta da 7 gün, 7 gün baya bir uzun bir süre yani. E, iki i̇ki taraf hani böyle çok güçlü falan olursa belki o kadar süre ama e, ortada bayağı bir dengesiz e, şartlar da var. E, mektupta verilen bilgilerle ilgili de sorgulanması gereken kısımlar var. En önce mens gibi birinin kolayca çözebilecek biri olduğundan ben şahsen şüpheliyim. Tamam ağır bir işkence görürse bilhassa Bolton'ların yöntemiyle pek tabi olarak Mens'in çözme ihtimali var. Ama Mens ne kadar bilgi verebilir, ne kadar çözülebilir? Bu adam hani boş yere yabanlıların kralı seçilmedi. Belli bir irade, zeka ve maddi manevi gücü de sahip. Şimdi sıradan bir karakterin çözülmesi gibi böyle rırt diye çözülmesini bekleyemeyiz. Kimi okuyucu Mace'in hiçbir şart altında boyun eğmeyip çözülmeyeceğini de düşünüyor. Hani sözüm ona Ramsey'nin öğrendiği bilgiler işte Stanis'in karısı, kızı Melisandre. E, Mace'in bağlısı ve oğlu ayrıca Mace'in yakıldığı bilgisi. Pekala. Diyelim ki Mace bir miktar çözüldü. Stanis'in karısı ve çocuğu hatta Melisandre hakkında kolayca bilgi verdi. Vermemesi için bir sebep yok. Onlar için bir şey, onun için bir şey ifade etmiyor onlar. Ama Val ve oğlu Onlardan neden bahsetsin? Onları neden anlatsın? Niye tehlikeye atsın? Remzi bu bilgilerin varlığından nasıl şüphe edecek de ağzını almak için uğraşacak? Yani böyle bir iki, iki tane çaktı da böyle adam böyle bülbül gibi şakımaya mı başladı? Sormadan böyle cevap mı verdi? Yani böyle biri mi öyle miyiz? Bence Mes öyle biri değil. Lakin Stenis'in ailesi hakkında bilgi edinme, bile gerek yok. Çünkü zaten iyi kötü Stenis geldiğinde tam takım geldiğini bilen biliyordu diye düşünüyorum. Gerçi bazı okuyucular kimsenin e, Kuzey'de bu bilgiye vakıf olmadığında düşünüyor galiba en azından Bolton tarafından. E, daha önce sohbet arasına geçmediği için haklı olabilirler belki bilmiyorum. Zaten Mensin işkenceye uğradığı bilgisi de pek yok gibi gözüküyor. Yani kafese takılmış sadece üstünde bir de pelin atmışlar falan derisi falan yüzülse böyle bir işkence uğrasa hani bu deri parçasını mantıken yani John'a göndermesi gerekiyordu bu olanın. Bunu daha önce konuştuk zaten. Aslında Remzi ilk aşama bunu yapacak bir yani deriyi yüzer ve kanlı bir mürekkeple tet ederek ekler ve gönder, gönderir. Ama bunu yapmamış. Mesin hayat Mesi hayat tutulması için de bir sebep yok. Kadınlar gibi onu da öldürdü. Canına ihtiyacı yok. Mektupta yalanınızın kanıtı için diyor. Şimdi öyle bir adamın kafası da yeterli kanıt olursa aslında neticede surda yakılarak ölen birinin kafası nasıl onun eline geçebilir sorusu var değil mi? Ayrıca mantıken e, Kuzey'in notlarının bir kısmı zaten yanı başında. Onlar da görmüş olmalı Mensi canlı olarak değil mi? E kalan notlarda ya Freyler'de Esir ya da Stannis'in tarafında. Kime niye kanıtlıyorsun abi? Güney mi? E, Güneyin haberi oldu muydu bundan da? Onlardan yaşadığını kanıtlayacaksın. E, kusura bakmayın de Güney'de kimse bu bilgiye vakıf değil. Sadece kuzeydeki insanlar bu bilgiyi bilebilir en fazla ki e, John'un kimse bu konu hakkında bilgi gö yani kuzgun gönderdiğinde görmedi. Yaktık biz bu mensi e, Bir de yani bakın ölüm şekli içinde ayrıntı vermiş. Yakmışınız da falan filan. Yani sur çok bu uzak bir yer ve oraya haber ulaşması veya oradan haber gelmesi biraz vakit alan bir süreç. E, Surun kralının savaşlığını ve kaybettiğini bilen niye yani kişi da Brovas'a sığınan köle avcıları sayesinde öğrendi onu da. Hani Çetin Ocak'taki yabanlıları köle olarak alanlar. Yani o yüzden bu mes meselesi de biraz sıkıntılı gözüküyor. Bana göre mektubun Remzi tarafından yazılmış olma olası hala var diyebiliriz ama çok düşük bir ihtimal. E bu durumda Bolton tarafından gelmemiş ise nereden gönderildi bu mektup? elbette ki Stanis sayfasına. Peki kimin kimin elinden çıkmış olabilir? Şimdi ilk öneriler Mens veya Melisande hatta ikisi birden. E, bu ikisinin bir iş tuttuğu aşikar zaten. Melisande boşarı Mens'i kurtarmanın. Mektupla, mektupta kara kargalar ifadesi var. Bunu zaten bahsettik. Beş kitap boyunca yabanlılar dışında gece nöbetine kara karga diye hitap edeni ben hatırlayamadım. Dediğim gibi genelde yabanlıların kullandığı bir deyim ve Mens'in de bunu kullandığını gördük. Kış yerine girerken Abel ismini kullandı ki bu isim Bel isminin anagramı. Bu da onun okuma yazma bildiğini gösteriyor. En azından bildiğini inanmak için güçlü bir sebebimiz var. Harfleri bilmeyen birinin anagram kullanabilmesini bekleyemeyiz. Melisande de muhtemelen okuma yazma biliyordur. Şimdi ikisi de Stanis ve Sur'da olan her konuda tam bilgi sahibi. Bununla beraber benim düşünceme göre Mens tam olarak bu işin içinde doğrudan olmayabilir. Yani mektubu yazan el olmayabilir. Çünkü bana göre o Arya'nın Arya olmadığını biliyor olmalı. E zira daha önceki videolarımda da bahsettim. Mens kışlarına geldi ve 3 sene evvelki Arya'yı ve kardeşini kurtla ile beraber gördüğünü biliyoruz. Kafasına yazmış hepsini. E bu durumda Arya'nın saatte olduğunu bilerek böyle bir şey yazıp gönderir mi? Muamma ama sonuçta censurda değil. O yani ulaşın düşündüğünü de zannetmem eğer o yazmışsa. Yani amaç onu kışkırtmak bu sebeple evet yazabilir aslında. Ama hani yazma imkanı olur mu peki? E, neticede kışlığını terk edemedi ve orada kapanı kısılmış olmalı. En kötü ihtimalle saklanıyor olabilir. Ya belki de kaçmanın bir yolunu buldu ve kendi gündemin peşine de düşmüş olabilir. Yani Üstad Kulesi'ne gidip mektup yazıp mühürü çakıp arkasına onu gönderebilecek bir ortamın içinde olduğunu düşünmüyorum Mensin. Ayrıca her ne kadar Remzi'yi onca zaman Remzi'yi onca zaman içinde gözlemleme imkanı bulsa da onun ağzından bizi daha iyi kandırabilecek kadar inandırıcı bir todlama ile mektup yazabileceğini düşünmüyorum. O kadar iyi tanıdığını zannetmiyorum. Ayrıca Mens ne bazını e, prenses ne de oğluna prens demiyor. Bunu mektupta yazmazdı. Melisande de neden sorular? Şimdi Karasu Savaşı'da götürülmediği için başlarına bunun geldiğini, gelseydi bunu önleyebileceğini falan söylemişti. E bu sebeple de Hasenis bir daha kadının yanı başına ayırmamıştı. Ama Kuzey'de savaşı giderken Mel surda kaldı. Neden? Net bir şey söylemedim. Ama açıktır ki sebebi John ve onun senesinin davasını kazanmak. Zaten onun povunu okuduğumuzda bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Sürekli derdi John'u davaya katmak. İkta çünkü Stannis John olmadan Kuzey Lordlarından istediği desteği bulamadı ve kabul edelim ki Kuzey ve fazlası hakkında da ona iyi tavsiyeler verip yönlendirdi. Bu sayede daha kabilelerini davasına katabildi ve Bolton'un tuzağından kurtuldu. Muhtemelen şimdi çok ölmüş olabilirdi yani. Yani neticede Stannis'in Jon'a ihtiyacı var ve Melisandre de onu ikna etmek için her yolu kullanma çabasına giriyor. Stannis de bu sebepte onun kalmasına izin verdi. Zaten Arya konusunda Melisandre'nin yardım etmesi de bu sebeple Arya üstünden Jon'u davaya katmaya çalışıyor, ikna etmeye çalışıyor. E, kızıl, e kızılcık, şerbeti Melisandre de Jon'un Stannis'in davasını katmıyor. Onun da işte ee, geçtiğini zaten anlamış gözüküyor dedim. Onun kardeş için gösterdiği çabayı görünce Mensi ortaya çıkartıp kullanmayı teklif etti ve gelen mektupta John için yegane önemli olan kişi zaten Arya idi. Hani John'u tetikleyen ne Stannis'in ailesi ne de Val ve ne de Bebekoğlu onlar onun için çok da fazla bir şey ifade etmez mantıkken. E kafasından sürekli yankılanan şey zaten gerilimi geri istiyorum sözleri oldu. Üstüne bir de öldürmekle, yok etmekle, gece nöbetini ortadan kaldırmakla tehdit ediyor mektup. Şimdi Arya eline geçireceğini de söylüyor. Arya'nın varlığı güvenli, tehlikede yani. E zaten mektup dikkat ederseniz okuyan kişi baştan aşağı tahrik etmek üzere kurulu. Bu bahsettiğim kısımların yanı sıra bir de hitap meselesi de var bir piç için piç kelimesinin ne demek olduğunu biliyorsunuz mektup piç diye geliyor John da buna çok dikkat ediyor Pitch demiş bana diyor. Jon Snow ya da Lord Cuman'la değil. Pitch demiş. Ve meşru meşru lordu diye de bitiyor mektup. Yani sen bir pitchsin. Ve ben de isteseydin sahip olabileceğin. Ama elinin tersiyle ittiğin. ailen bir zamanlar hüküm sürdü bu kalenin. Bu mirasının üstüne çıktım. Artık ben meşru ve haklı sahibi. Ve efendisiyim. Lorduyum bu kalenin. Sana ait olan olması gereken şeyi ben aldım diye bir mektup böyle süpriminal mesaj olarak. Özetle bu mektup kimseyi korkutmaz. Sadece karşı tarafı harekete geçirir. En azından John Snow için e, etkisi bu olur. En nitekim zaten öyle de oldu. Tam da Sinist Tayfası'nın istediği gibi. John hızlı harekete geçti ve başlarım yemin e de onuruna da diyerek Remzi'ye karşı savaşmak için kışlarına doğru gitmeye karar verdi. Eğer öldürülmeseydi John şu anda Stenis'in yanındaydı ve onun davasını adam çekmek için kullanılıyordu. Muhtemelen Melisande bile John'a katılacaktı bu yolculukta çünkü ana amacı onu davaya katmaktı. Sonra kralına gidebilirdi zaten. E, ee, sahneye dikkat edin. John kardeşim nerede hatadan başka bir şey yapmadın diye posta koyunca Melisande de bir mektup geleceğin üstü kapalı imasını yapıyor ve cevabını alınca gel beni bul ben seni tek umudum diyor. Ali'nin meselesinde ben bir tek ben sana yardım edebilirim diyor yani özetle yani işte sözüm ona zaten sürekli bir konuda yardımcı olacak tek kişinin kendisi olduğunu bir onun yardım edebileceğini ikna ediyor etmeye çalışıyor Onun güveni kazanmaya çalışıyor zaten kitap boyunca bunu yapmaya çalışıyor yani mektup amacına nispeten hizmet etti ama umduklarının dışında bir başka bir mesele gerçekleşti. Gerçi Melisande John'un tehdit altında olduğunu biliyordu, söylemişti ama yine de şansını zorlamışa benziyor. Elbette ben bu şekilde anlatınca sanki mektubu Melisandre yazmış gibi hava veriyor. En azından benim bunu inandığım düşünüyor olabilir. Yani böyle söyleyince ama hayır ben böyle düşünmüyorum. Melisandre'nin leş meselesini bilmesinin mümkün olduğunu sanmadım gibi Remzi'nin ağzından mektup yazabilecek kadar onu tanım imkanı da yok. Teknik olarak onu hiç görmedi. En fazla namını duymuştur. Ayrıca Theon ve Arya'nın kaçtığını bilemezdi. Alevleri arasında Arya'yı arasada da bir türlü görememekten şikayetçiydi. Bir kere gördüğünden bahsediyordu. Fakat Melisandre kesinlikle bu planın içinde biri. Bir ihtimal Mace'de. Bu durumda gelelim benim için mektubun asıl çıktı ele. Stannis ve Theon. Çılgın ikili. Şimdi, ben bilmiyorum bence çok iyi bir ikili oldular. Şimdi kış bir rüzgarları Theon bölümüne gidelim. Frey ve Manderil asla güçlerini birleştirmez. Senin için gelecekler ama ayrı ayrı. Lord Ramsey de onları yakından takip edecektir. Gelinini geri istiyor. Leşini istiyor. Şimdi bu sözleri mektupla mektup ile kıyaslayalım mı? Gelinimi geri istiyorum, leşimi geri istiyorum. Bire bir aynı değil mi? Özel yorum yapmama gerek yok demek istedim. Anladığınızı düşünüyorum. Theo'nun sözleri bir mektupta yer alıyor yani. Şimdi Stannis e, öldürmüyor. Çünkü ihtiyacı olan bilgiye vakıf olduğunu düşünüyor. Nedir bu bilgiler? İşte en başta kale içindeki şeyler muhtemelen. İşte zaten birkaç soru soruyor. Ama bununla mı sınırlı? Bence değil. Yani Theon'dan Bolton'un kaç bin adamı olduğunu öğrenmesine ihtiyacı olduğundan emin değilim. Zaten iyi kötü tahmin edebiliyordur kendisinden sayıca fazla olduğunu. Zaten bu yüzden sürekli adam toplamı peşinde. Estanis'in konuşlandığı köyde elinde iki kuzgun var. Aslında üç taneydi. Bir tanesi Bolton'a gönderildi. Belki hepsi kışlarına gidecek şekilde eğitilmiştir ama bazı kuzgunların iki, Hatta 4-5 yere gidecek şekilde eğitilecek kadar zeki olduğu söyleniyor. Ama doğrusu geri kalan iki kuzgun 4-5 yere gitmeyi öğrenecek kadar zeki değil. Zaten hani Stanis'in oldu bu sahne. Theon da gördü konuşmayı. Bununla beraber en azından bir tanesi iki kaleye gidip gelmiyor biliyor olabilir ve bunlardan biri sur olabilir. Netice Jon'a bir kuzgun geldi. Demek ki ellerindeki kuzgunlardan bazısı sura gitmeyi biliyor. Ayrıca Stannis'in de daha önce Jon'a kuzgun göndermişti. Gerçi onlar başka kaleden göndermişti ama belki yanında kuzgun taşı olabilir. Görmedik taşıyıp taşımadığını. Savaşın 7 gün sürmesi meselesi Stannis'in eski dini inancın 7 sayısını Kutsal kabul etmesine bir gönderme olabilir deniyor. Yani ne Mes, ne Feon ne de Melisandre 7 sayısını simgesel olarak kullanmayı tercih etmeyecektir. Çünkü inançları farklı. Zaten o şartlarda 7 günlük savaşın çok olası görünmediğinden bahsetmiştim. İnatla Val'ın Prenses ve Mace'in oğlunu Prens olarak ifade eden birinden bahsediyoruz şu an biz. Bu konuda çok inatçı ama dersi desin Stannis onları Prens veya Prenses olarak görmeye devam ediyor. Mektudu da bu konuda oldukça vurgu yapılmış. Stannis'in elinde Feon varken Leş'in ismi gibi bilgilere ve Ramsey'in nasıl konuştuğuna tonlamasına dair bilgi sahip olabilir. Hatta el yazısını bile taklit edebilir belki Feon. Elinde Bolton üstadı var. Pembe mühür gibi şeylere ulaşım sağlanması mümkün. En önemli sebebi var. E, yani en önemli sebebi var. Melisandre kısmında belirttiğim sebeplerle aynı. Unutmamak gerek ki bir de hani üstüne Arya sandığı kızı gönderdi. Onun bakış açısına göre Arya John'a ulaşırsa muhtemelen John'un John daha iyi motive olabileceğini düşünebilir. Elinde olmayan birini koruma çabası ile elindeki kişiyi koruma çabası arasında değer farkı vardı neticede. Stanis e, ee, hani beni ölü olduğumu duyabilirsin falan demişti hatırlarsınız. E, bu şövalye bunu nerede duyacak? Mektup zaten gitti. Bunlar daha mektup geldiğinde John'a bunlar daha buraya ulaşmamıştı. Bunlar böyle ulaştığında Stannis öldü haberiniz var Mektup geldi demeyecek mi millet? Bence buradan bahsediyor Stannis. Stanis e Stannis Arya'nın saatte olduğunu bilmiyor. Bu sebeple mektup çok rahatça e, mektupta çok rahatça Arya'yı tehdit edebilir. Theon ona saatte olduğunu söylemedi. Pislik yapıyor yani. E zaten biz Stannis bir de Melisande de bilmiyor kızın sahte olduğunu. Bolton tarafı Theon ve muhtemelen Mace biliyor siz ne düşünüyorsunuz? Sizce mektup servis Services'ten mi çıkma yoksa gerçekten de resmi mi yazdı? Yorumları beklerim. videomuz burada sona eriyor. İnşallah keyif almışsınızdır. Bir sonrakinde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.